Merhaba arkadaşlar. Bu adıma ses olaylarıyla devam ediyoruz. Ses olaylarının birincisi ünlü düşmesi, diğer adıyla hece düşmesi. Çünkü biz ünlü düşmesine neden hece düşmesi diyoruz? Hece düşmesi, çünkü biz ünlüyü düşürdüğümüz zaman orada aslında hece düşer. Yani biz bir yerde ünlüleri sayarken ne yaparız? Heceleri sayarken aslında bir ünlü, iki ünlü, üç ünlü, dört ünlü, beş tane ünlü var. Doğal olarak kaç tanece var? Bir, iki, üç, dört, beş tane hece var. Dikkat ederseniz hece ile ünlü sayısı aynı. O zaman ne düşmüş oluyor ünlü düşünce? Evet, hece düşmüş oluyor. Türkçe'de iki heceli olup ikinci hecesinde dar ünlü yani ı, i, u, ü bulunan sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ünlüyle başlayan ek geldiğinde sözcüğün ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi denir. Mesela şehir ünlüyle başlayan ek almış, ek almış. Şehire denmez, şehre denir. Oğul a ek almış ünlüyle başlayan ya da u ek almış ünlüyle başlayan oğula denmez, oğula denir. Uyarı ikilemelerde ses düşmesi olmaz. Çünkü omuz omuza denmez. Omuz omuza denir. Burun buruna denmez. Burun buruna denir. Bunlar doğru. Unutmuyoruz. Buralardan feyik atabilirler size. Düşürebilirler sizi. İkinci hecesinde dar ünlü olan her sözcükte ünlü düşmesi olmaz. Koyunu mesela koyunu denmez. Yani keçiyi koyunu anlamındaki koyunu. Koyunu denmez. Seçimi denmez yani burada da. Buralarda ünlü düşmez. Özel isimlerde ünlü düşmesi olmaz. Kardeşim Emir'i görmüş. Emri görmüş denmez. Bu özel isim olduğu için ünlü düşmesi buralarda görülmez. Peki hemen devam edelim. Bazı sözcükler türerken ünlü kaybına uğrar. Mesela oyun kelimesi A2 almış. Yapım eki bu. Oyundan oynamak. İsimden fiil yapım eki almış. İsimden fiil yapım eki alırken bu U ne yapacaktır? Düşecektir diyebiliriz. Bazı sözcükler birleştirirken ünlü kaybına uğrar. Mesela ne için yerine niçin, ne asıl yerine nasıl deriz. Buradaki e'ler ne yapar? Düşer. Bunlara da ünlü düşmesi denir. Mesela başkaca örnekler de verilebilir. Cuma ertesi, cumartesi, kayınana gibi unsurlarda ünlü düşmesi birleşirken görülebilir. İkinci başlığımız ünlü türemesi yani hece türemesi denebilir. Ünlü türediği zaman ne türemiş olacaktır? Diğer adıyla hece türemesi. Yalnız hece türemesi çok çok kullanılan bir başlık değil. Yani bu başlık çok sık kullanılan bir isim değil. Onu da söylemek lazım. Kimi sözcükler küçültme veya pekiştirme. Yani küçültme de olur, pekiştirme de olur. Başka da olmaz zaten. Eklerinden birini aldığında sözcükte ünlü türer. Buna ünlü türemesi denir. Mesela darcık, dar kelimesi cık eki almış. Ne yapıyor? Aradaki A türüyor. Gündüz kelimesi güp gündüz yerine güpe gündüz olmuş. E türüyor mesela. Yalnız yap yalnız. Yap yalnız yerine yapa yalnız deriz mesela. Çep çevre çepe çevre. Düp düz düpe düz gibi. Ya da biricik, daracık, azıcık, gencecik gibi kelimelerde de ünlü ne yapabilir? Türeye bilir. Üçüncü başlığımız ulama arkadaşlar. Ulama nedir peki? Ulama ünsüzle biten bir kelime. Ünlüyle başlayan bir kelimeden önce gelirse bu ünsüzle biten kelimeyle ünlüyle başlayan kelimenin tam ortasında tam birleşim yerinde kelimeler birbirine ulanıyor gibi olur. Buna ulama denir. Hemen arkadaşlar bakalım. Edebiyata hazırlanan arkadaşlarımız edebiyatta buna ne diyoruz? Vasıl diyoruz. Ancak aralarında noktalama işareti olan sözcükler arasında ulama olmaz demişiz. Sessiz olun da mesela sessiz ünsüyle bitmiş. Olun ünlüyle başlamış. Arada ne var? İşte buna ulama diyoruz. Ya da bir düdük öter gecelerinde, geceleri ifadesinde ulama yoktur. Neden? Çünkü burada dikkat ederseniz virgül vardır. Virgül varsa kesinlikle ne olmaz? Ulama olmaz. Hani meşhurdur, söylenir. Mehmet Akif Ersoy kelimesinde ne vardır? Ulama vardır. Mehmet ünsüzle bitmiş. Akif ünsüzle ünüyle başlamış.
Akif ünsüz bitmiş. Ersoy ünüyle başlamış. Bu yüzden burada da ne vardır? Ulama vardır diyebiliriz. Hemen ünlü daralması başlığımız var sırada. Ünlü daralması nedir? Ünlü daralması Türkçe'de geniş ünüyle yani AE ile biten kelimeler, sözcükler YÖREK'i aldığı zaman sözcüğün o geniş ünlüsü yani AE, I, U, Ü'ye dönüşür. Buna ünlü daralması denir. Mesela bekliyor, bekliyor şeklinde daralma var. Mesela anlıyor kelimesine bakalım. Anlıyor kelimesi. Yörekin etkisiyle A ne yapacak? I'ye dönüşecek. Buna daralma diyoruz. Mesela bitmek kelimesi yörek alsaydı ne olmazdı? Burada arkadaşlar bir daralma olmaz. Zaten kelime neyle bitiyor dikkat ederseniz ünsüzle bitiyor. Burada daralmadan bahsedemeyiz. Anlıyor da bir daralmadan bahsedebiliriz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Mesela bu daralmadır. Burada daralma yok diyoruz. Neden? Çünkü bu ünlü türemesi olarak görülebilir. Yani herhangi bir ünlü türemiş oluyor burada. Peki gözleyor ifadesinde de gözlemek kelimesi yörekin etkisiyle bu e ne yapacak? İ'ye dönüşecek. Buna daralma diyoruz. Bu şekilde de yorumlayabiliriz. Uyarı diyelim. Y kaynaştırma ünsüzünden önceki geniş ünlü daralmaz. Bekleyeceğim kelimesi mi doğru? Bekleyeceğim kelimesi mi? Bekleyeceğim yanlış. Bekleyeceğim doğru arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Y, D ve N sözcüklerin bazı kullanımlarında Y kaynaştırma ünsüzünden önceki geniş ünlü daralır. Mesela yiyecek kelimesi. Yiyecek değil, yiyecek olarak doğrudur. Bu doğru. Elbette. Diyecek diğerine diyecek. Bu doğru. Bunlar istisna örneklerdir. Neye böyle yaptın yerine niye böyle yaptın? Doğrusu bunlardır diyebiliriz. Bunlar bu şekilde karşımıza gelebilecek ünlü daralmasıyla alakalı. Şimdi ünsüz düşmesi var. Ünsüz düşmesi nasıl karşımıza gelir? Hemen ona bakalım. Sözcüğün kökünde ya da gövdesinde bulunan bir ünsüzün sözcüğe eklenen bir ekten ya da o sözcüğün başka bir sözcükle birleşmesinden ötürü düşmesinde ünsüz düşmesi denir. Mesela küçükçük kelimesi küçücük şeklinde olur. Bu K ne yapar? Şu K düşer. Ya da yüksek kelimesi yükselmek şekline dönüştüğünde şu K ne yapacaktır? Düşecektir. Bu şekilde ünsüz düşmesi görülebilecektir. Alçak alçalmak şeklinde olabilir mesela. Ufak ufalmak, küçük küçülmek, yüksek yükselmek gibi unsurlar buna örnek olabilir ünsüz düşmesine. Ya da minicik, küçücük, ufacık, alçacık gibi kelimeler de ünsüz düşmesine uğrayabilir. Bunlar da buna uygun olabilir. Peki ünsüz sertleşmesi diğer adıyla ünsüz benzeşmesi nasıl karşımıza gelecek? Fıstık Üçşab ünsüzleri de diyebilirsiniz. Ya da çift Haseki Paşa diyenler de oluyor. Çift Haseki Paşa da diyebilirsiniz. Çift Haseki Paşa ya da Fıstık Üçşab ünsüzleri sert ünsüzlerinden sonra CDG ile başlayan bir başlayan ekler gelmez. Bu ünsüzlerin sertleri olan CTK gelir. Bu olaya ünsüz benzeşmesi yani sertleşme denir diyoruz. Yoğurt dan denmez mesela. Ne denir? Yoğurt tan denir. Doğrusu böyledir. Kitapçı denmez. Kitapçı denir. Doğrusu böyledir. Bunlar yanlış yani kısacası. Ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi diğer adıyla. PCTK ile biten sözcüklere, ünlüyle başlayan ekler getirildiğinde ünsüzler yumuşayarak BCDG'ye ünsüzlerine dönüşür. Bu olaya ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi adı verilir. Mesela kitapım denmez. Ne denir? Kitabım denir. Şu B değişiyor bakın. Fertin denmez. Ferdin denmesi gerekir. Buralarda yumuşamalar görülebilir arkadaşlar. Uyarı demişiz hemen uyarımız var. Bazı Türkçe sözcüklerde ve kimi yabancı sözcüklerde ünsüz yumuşaması gerçekleşmez. Sütunu kelimesi yumuşamaz, tipini kelimesi yumuşamaz, millete kelimesi yumuşamaz, konutu yumuşamaz. Mesela özel isimler atıyorum Kavacıka,
Kavacıka diye özel isim ne yapmaz? Yumuşamaz. O zaman tekeceler yumuşamaz. Bak bu da tekeceli. Bu yabancı kelime yumuşamaz. Mesela hukuk kelimesi. Hukukun. Hukukun deriz. Bu yumuşamaz. Bu doğru bu haliyle. Unutmayın. Karşımıza çokça gelecek. Bu örnek çıkmış soru zaten. Geçmiş sınavlarda, üniversite sınavlarında soruldu. Ünsüz türemesi, ikizleşme diğer adıyla. Arapçadan dilimize giren ve özgün biçimlerinde sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimeler, yani bizim şedde dediğimiz şey, Türkçe'de tek ünsüzde kullanılır. Bu kelimeler ünlüyle başlayan ek veya yardımcı fiille kullanıldıklarında sondaki ünsüz ikizleşir. Mesela hak kelimesi ünlü getirdiğiniz zaman ne olur? Hakkı olmaz, hakkı olur. Şu K ne yapar? Çoğalır. Red kelimesi redi olmaz, reddi olur. Bu D çoğalır. Şer kelimesinde şeri olmaz, şerri olur. Bu R çoğalır. His kelimesinde de hissetmek deriz. O S ne yapar? Çoğalır. Buna ne deriz arkadaşlar? Ünsüz türemesi deriz. Kaynaştırma harfleri, yani koruyucu ünsüzler nasıl karşımıza gelir? Ünüyle biten bir sözcüğe, ünüyle başlayan bir ek getirildiğinde araya yaşasın ünsüzleri girer. Bunlara kaynaştırma diyoruz. Çantayı, ikişer, arabayı, bestesini, annesinin ne olabilir mesela? O da kaynaştırma olarak söyleyebiliriz. Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi demiş. Buna dudak sırlaşma da deniyor üniversitelerde. Dudak ünsüzü olan B sesi kendisinden önce gelen diş ünlüsün ünsüzü neyi dudak ünsüzlerinden olan M'ye dönüştürür. Mesela pembe yerine pembe denir. Bu yanlış. Doğrusu böyle. Dolambaç yerine dolambaç denir. Bunlar doğrusudur. Bunlar yanlıştır arkadaşlar. Onları söyleyebiliriz. Kökte bulunan ünlü değişimi. Mesela sen ne olur? A2 aldığı zaman sana olur. Ben ne olur? A2 aldığı zaman bana olur. Yani kökteki şu A'lar ne yapacak? E'ler A'ya dönüşmüş olacak diyebiliriz arkadaşlar. Söyleyebiliriz. Bir tane örnek sorumuz var hemen. Buna bakalım isterseniz. Verdiği her uzun aranın ardından yukarıdaki dizelerde aşağıdaki sorulardan hangisi yoktur demiş. Verdiği her uzun aranın ardından yeni albümüyle gönlümüzü fethetmeyi başaran. Fethetmede ünlü düşmesi var. Verdiği de yumuşama var mesela. Şu yumuşama hemen burada gördük. Verdik'deki K yumuşamış. Fethetmede ünlü düşmesi var. Fetih kelimesinde ünlü düşmesi var. O da buradan çıkar. Fethetmeyi. Y kaynaştırma var. Varsa burada. Yokmuş, kaynaştırma verilmemiş. Müziği. K yumuşamış mesela. Bu kez eski şarkıları yeniden yorumlayarak Y var. Geçmişe bugünün penceresine bakıyor ve dinleyici yine oldukça sertleşme var. Etkiliyor mesela benzeşme, sertleşme. Oradan çıkarabiliriz. Ünlü daralması etkileyor, liyor olmuş. Daralma oradan da onu çıkarabiliriz. Ne kaldı geriye? Ünsüz türemesi kaldı. Cevap Denizli olacak. Arkadaşlar burada söylemek gerekir mi bilmiyorum ama yaygın olarak bu tarz hani yoktur sorularında yoktur tarzı sorularda cevap genellikle ünsüz türemesi olacaktır. Ya da ünlü türemesi olacaktır. Çünkü ünsüz türemesi ve ünlü türemesi en az görülen ses olaylarıdır. Yani bunların örnekleri de kitaplarda verilenlerin dışında çok fazla değildir. Bu yüzden yoktur dediği zaman cevap genellikle ünsüz türemesi, ünlü türemesi olur. Ezberci olmayın ama bunu da dikkate alarak işinizi kolaylaştırın. Etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde görülen ses olaylarını bulunuz ve sözcükler üzerinde belirtiniz. Uzun ve ıssız kış gecelerinde ne var kaynaştırma? Yaşayacağı Jack'teki K yumuşamış. Yalnızlık I düşmüş. Şuradaki K de yumuşamış. Burada da yumuşama var. Sonsuz kederi daha şimdiden hissediyordu. Hissetmede S ünsüz türemesi. T yumuşamış. Burada da var. Burada insansız unutulmuş köylerden geçiyordu tren. Unutulmuş köylerden geçiyor idi. Denebilir. Şurada idinin iyisi düşmüş olabilir. Bu şekilde. Yani burada herhangi bir ses olayı da yok da denebilir ama zorlarsanız buradaki idinin iyisi düşmüş denebilir. Birbirlerini yalnızca yalınızda I düşmüş. Baba oğul gibi sevecek idi. Sevecek D, T olmuş, sertleşmiş.
Bunu düğünden bir gün önce konağında konaktaki keyi yumuşamış. Uzun bir aradan sonra yeniden karşılaştıklarını hissetmiş. Karşılaştık tık olmuş. Sertleşmiş. Hissetmekteki S türemiş. Bunlar da söylenebilir. Sözünü ettiği ettiği olmuş. Şurada sertleşme var. Şu K'de de yumuşama var. İki tane ses olayı görüyoruz. Olduktaki K yumuşamış yine. Şimdi kavruyordu. Kavrıyor, kavruyor. Burada daralma var. Coşkulu parçalar geçtiğinde içi sızlıyordu. Coşkulu parçalar geç. Diğinde, tiğinde. Şurada sertleşme var. Şu K'de yumuşamış. Sızlıyor, sızlıyor. Burada daralma var yine. Şuradaki gibi aynı. Bir köşeye oturarak onun konuşmalarını dinliyordu. Dinliyor, dinliyor. Daralma var yine. Buradaki gibi yine aynı. Köşeye de Y kaynaştırma olarak yorumlanabilir. Konuşmalarını da N kaynaştırma. Babasının da S kaynaştırma, N kaynaştırma. Sesinde bir sitem duymayı Y kaynaştırma. Bekliyor, bekliyor. Daralma var. Haliç'te. Haliç'de T olmuş, sertleşmiş. Gül kokusu, S kaynaştırma. Tuzlu deniz kokusu, ne S kaynaştırma, ne kaynaştırma karışıyordu. Burada yordu da idi de düşme var diyebiliriz. Şarkı olağanüstü aşkın ifadesi haline gelmiş. Dirtir olmuş, sertleşmiş. Buna da dikkat ediyoruz. Yani şu kısımdaki idi şeklindeki i'lerin düşmesini ÖSYM çokça sormuyor. Yani karşımıza çok gelmeyecektir. Onu da söyleyelim. Kendisini acemice babasının kollarına bırakmıştı. Kendisinin S var kaynaştırma, N var kaynaştırma. Acemi babasının S var, N var. Kollarını bırakmış, dıtı olmuş, sertleşmiş. İz bırakan bir dostlukları ya da düşmanlıkları olmayacaktı. Olmayacak, dıtı olmuş, sertleşmiş yine. Burada da bir sertleşmeden bahsedebiliriz. Sanki kasları çizgilerini taşımakta ta burada sertleşme var. Güçlük çekiyordu. Gönül rahatlığı K yumuşamış. Kavuşmuş olarak oradan ayrıldı. Ayrıldı, I düşmüş. Burada da ünlü düşmesinden bahsedebiliriz. Evet, şimdi hemen sorular var. Sorulardan birkaçına bakalım hemen isterseniz. Üçüncü soruya bir bakalım. Şöyle. Aşağıda verilen mektup türünün genel özelliklerine ait bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır demiş. İş mektuplarında ciddi bir üslup kullanılır. Bu doğru. Bu doğru. Özel mektuplarda isim soy isim sağ alt köşeye yazılır. Bu da doğru. Dilekçenin yazım tarihi sol üst köşeye yazılır demiş. Hayır, sağ üst köşeye olacak. Bu yanlış. Bu yüzden cevap Ceyhan olması gerekiyor. Mektuplarda kağıt üzerine özen gösterilmelidir. Doğru. İş mektuplarında dil daha çok göndergesel işlerde kullanılır. Bu da doğru. Bu yüzden cevap Ceyhan olması gerekir. Bir de bu sayfada yine bir iki soruya daha bakalım. Dördüncü soruya bakalım mesela. Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır demiş. Ahmet Rasim Romanya mektupları doğru. Namık Kemal Magosa mektupları doğru. Cahit Sarancı Ziya'ya mektuplar doğru. Ziya Paşa Evrak-ı Eyyam demiş. Bu Evrak-ı Eyyam Cenab-ı Şahabettin'in eseri arkadaşlar. Bu yüzden cevap Denizli olması gerekiyor diyebiliriz. Bu yanlış verilmiş. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Antalya'lı Genç Kıza Mektup diye bir mektubu da var. Onu da söyleyelim. Evet, şimdi arka sayfadan bir iki soruya bakalım. Oradan ilerlemiş olalım. Ses bilgisiyle ilgili bir iki soru var. Onları beraber çözelim, görelim. Evet, 7. sorudan devam edelim. Şimdiki zaman ekiyor, geniş ünlülerden AE sonra geldiğinde bu ünlüleri daraltarak I, I, U, Ü'ye dönüştürür. Buna ünlü daralması adı verilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır? Sanırım babam da işini çok seviyor. Seviyor da daralma yok. Bir süre sonra önünden geçen kediyi görüyor demiş. Şimdi sonu AE ile bitecekti ya. Sevmek bunun sonu. Yani AE ile bitmemiş. Görüyoruz sonu ne? Görmek. Yine ne ile bitmemiş? AE ile bitmemiş. C'de anlıyorum kök sonu ne? Ne ile bitmiş? Anla. Şimdi anlamak değil midir kelimenin hali, ilk hali? Yoreki'nin etkisiyle bu
ne olacak arkadaşlar? I'ya dönüşecek. Anlıyor, anlıyor olacak. Doğru mu? Evet, bu yüzden daralma Ceyhan'da var. Komşuların onu istemediğini biliyor. Kökü ne kelimenin? Bilmek. Ne yok? AE yok yani. Burada bahsedilen AE yok. Çocukların oyunlarını izlerken hep gülüyor. Kökü ne? Gülmek. Ne yok? Yine şu AE yok. Bu AE olsaydı daralırdı. Kelimenin sonunda AE varsa yorakinin etkisiyle bu daralma gerçekleşir. Cevap Ceyhan diyoruz. Yine bu sayfada arkadaşlar yine bakalım hemen. Yine bir daralma sorusu bu. Onu çözmeyelim. Aynı soru çünkü. Hemen bir tane ünlü düşmesi sorusu var. 11. soru. Ona bakalım. Aşağıdaki 6 çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur demiş. Karnı ağrıdığı için yemek yememişti. Bunun kökü nedir? Karındır değil mi? I düşüyor burada. I. Boynu tutulan komşumuzda. Bunun kökü neydi? Evet. Boyun. Burada da ünlü düşmesi var. Sırtı terden sırılsıklam olmuş adamın sırt kelimesi. Burada var mı ı? Düşmez burada değil mi? Ünlü yok ki düşsün. Ağzı kelimesinin kökü nedir? Ağız. I düşüyor burada da. Evet. Burnu kelimesinin kökü nedir? Burun. Burada da ne düşüyor? U düşüyor. Bu yüzden cevap Ceyhan olacak. Bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki testten bakalım. Nasıl sorular var onlara bir görelim. Aşağıdaki alt çizili sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur demiş. Babasına ait tek resmi dün çerçeveletirmiş demiş. Burada ses olayı babasına da S var, N var. Yine dirtir olmuş, sertleşmiş. Buralarda var. Resimde iyi düşmüş mesela. Görüşünü bize benimsetti. Dirmek tirmek sertleşmiş yine burada da var. Bize dün gelen müfettişlerden biri çok titiz davrandı. Burada herhangi bir ses olayı yok. Bu yüzden cevap Ceyhan olacak. İlk işi odasını S var, N var kaynaştırma. Düzenletirmek sertleşmiş. Sonunda bütün sınıfa o şiiri ezberlettirmiş, tirmiş, sertleşmiş. Burada da var. Cevap Ceyhan olacak. Evet, şimdilik iyi günler diliyoruz. Bu bölümde bu şekilde bitiriyoruz.